Merhaba öroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya bugün size kolesterol ilaçları yani statinler nedir, yan etkileri nelerdir, cinsellikle ilgili problem yaratır mı bunlarla ilgili kısa videosunuz olacak. Aynı zamanda da kısaca da steroidlerden yani anabolik olmayan steroidlerden bahsedeceğim. E, statin grubu ilaçlar, kolesterol ilaçları milyonlarca insanın dünyada kullandığı e, kalp damar hastalıklarının önlenmesinde, mevcut kalp damar hastalığının tedavisinde kullanılan Hastaya başlandığı zaman ömür boyu kullanman gerekiyor diye başlanılan ilaçlar ve bu ilaçlar ilaç firmalarının çok önemli bir ciro kalemi ve çok büyük çalışmalar yapılıyor bu ilaçlarla ilgili. Bu ilaçların e, kanıtlanmış e, kalp sağlığı üzerine, kalp damar sağlığı üzerine önemli etkileri var. E, bu ilaçların ne gibi yan etkileri var? Bu ilaçlar e, en çok görülen yan etkileri kasla ilgili, kasla ilgili sıkıntı çıkartması, kas ağrısı yaratması miyopeti dediğimiz kasta enflamatör değişiklikler yaratması, bununla beraber diyabet riskini arttırması, e, katarak riskini arttırıyor gözükmesi, karaciğer fonksiyonlarını yükseltmesi, e, bilişsel fonksiyonlarda yani düşünme gibi fonksiyonlarda bozukluk yaratıyor olabilmesi, vücutta testosteron düşürmesi ve elektriği disfonksiyon yaratması. E, bu kadar yan etki gösteren çalışmalar genellikle gözlemsel çalışmalar dediğimiz çalışmalar. Bir de ayrıca Randomize kontrollü çalışmalar var. Bunların kanıt derecesi çok daha yüksek. Randomize kontrollü çalışmalarda bu yan etkilerin önemsiz olduğunu Bunların göz ardı edilebileceğini, bu ilaçların e, yararının zararından çok çok daha fazla olduğu için kullanılması gerektiğini e, rehberler, tedavi rehberleri söyledi. E, peki bizim konumuz sertleşme bozukluğu. Sertleşme bozukluğu yapıyor mu ilaçlar? Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda e, en son bir Türkiye'den çalışma görmektesiniz. Sertleşme bozukluğu yaptığını gösteren çalışmalar var. Ama klinik çalışmalara baktığımız zaman e, sertleşme bozukluğu yapar diyen çalışmalar da var. Yapmıyor diyen, iyi geliyor diyen çalışmalar da var. Burada biraz kafa karıştırıcı bir durum var ama bütün çalışmaların ortak sonucu serbest testosteronu ve total testosteronu düşürüyor. Çünkü kolesterol metabolizmasını bozuyor. Ve testosteron da kolesterolden üretiliyor. Aynı zamanda koenzim Q denilen mitokontrilerde taşıma proteini olarak kullanılan vücudun enerji ocakları dediğimiz bunlar mitokontriler. Burada koenzim Q miktarını düşürüyor ve bu kronizm kuyu ile ilgili problemler çıkartabiliyor. Bu ilaçları kullanırken testosteron miktarındaki düşme eğer hastanın sertleşmesi de birazcık sınırda ise çünkü bu hastalarda başka hastalıklar da oluyor. Sertleşmesi çok güçlü, ereksiyon çok güçlü olmayabiliyor, sınırda olabiliyor. E, kullandığı zaman hasta erektil fonksiyonu yaşayabilir ama illa olacak diye bir şey yok. Bununla beraber bir de kortikosteroidlerden bahsetmek istiyorum. Ee, bu ilaçlar da yaygın bir şekilde klinikte kullanılıyor. İşte kas ağrısında, eklem ağrısında, bel fıtığında, immünolojik olaylarda, alerjik olaylarda kullanılıyor. Ee, burada da steroidler, kortikosteroidler yani böbrek üstü bezinden salınan steroidler vücudun e, stres hormonu diyebiliriz. Stres ortamının durumunda vücudun kendisinin koruması gerektiği durumlarda e, vücut bunları arttırıyor. Bunları arttırdığı zaman seks hormonlarını, FSH, DH, östrojen, testosteron gibi hormonların düşmesine sebep oluyor. Şimdi e, bu alerjik bir olay oluyor hastada. Ya da işte bel ağrısı oluyor, bel fıtığı oluyor. Hasta steroid yaptırıyor kendine. en Piyasada en bilinen madde. Prednizolon bunlarla ilgili çok da yaygın kullanılıyorlar. Hasta birkaç hafta sonra bana sertleşme bozukluğu, şikayetiyle gelebiliyor. E, hastanın hikayesinde hasta hatırlamakta bile zorlanıyor bazen. Ha yaptırmıştım, evet diyor. Gerçekten de hasta eğer sürede devam etmezse birazcık da medikal tedaviyle kısa süre içerisinde toparlayabiliyor. Bu da hani dikkat edilmesi gereken sertleşme bozukluğu yapabilecek ilaçlardan birisi olduğu için bunu belirttim burada. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.